Covid-19 salgını kamusal sağlık hizmetlerinin ne kadar önemli olduğunu ortaya koydu ve bunun yanında da doktorundan hemşiresine, güvenlik görevlisinden eczacısına, kayıt görevlisinden temizlik işçisine kadar sağlık alanında çalışan tüm emekçilerin nasıl canla başla çalıştıklarını ortaya koydu. Peki hangi şartlarda çalıştılar? 3 ay süreyle tavandan ek ödeme uygulaması nasıl işletildi? Sağlık emekçilerine verilen sözler yerine getirildi mi? Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Eş Genel Başkanı İbrahim Kara ile konuşacağız. Sayın Kara, merhaba. Merhabalar, iyi yayınlar. Teşekkürler efendim. Bir eylem gerçekleştirildi dün. Bu eylemin sebebini biz biraz anlattık ama ayrıntılarıyla sizden dinlemek isteriz. Sağlık emekçilerine verilen sözler tutuldu mu? Tabii ki yine hayır. Bir süredir birçok sağlık kurumunda sendikamızın üyeleri, sağlık çalışanları eylem ve etkinlikler gerçekleştiriyorlar. Taleplerimizin anlaşılabilmesi ve yerine getirilmesi için bu eylem ve etkinliklerimiz devam ediyor. Tabii ki pandemiyle mücadele sürecinin içerisinde olduğumuz için çok uzun süreli eylem ve etkinlikler yapmıyoruz. Protesto biçimimiz hastanelerimizin önünde 1 dakikalık alkışlı protestolar olarak gerçekleşiyor. Ki siz haber sunarken de ifade ettiniz. Maalesef bu etkinliklerimize müdahaleler oluyor. İzin vermemeye çalışıyor emniyet güçleri. Bu nedenle öncelikle demokratik bir hakkımızın kullanıldığının bilinmesini isterim ve bu hakkımızı da biz gerektiği zamanlarda tekrar kullanacağız. Şimdi pandemi sürecinin başlangıcından itibaren sağlık alanında çalışan arkadaşlarımız bir bütün olarak, bütün sağlık emekçileri ciddi sorunlarla karşı karşıya kaldık. Bu sorunların başlangıçta ekipmana ilişkin sıkıntılarımız söz konusuydu. Sürekli Sağlık Bakanlığı'na bu konuda yazışmalarda bulunduk. Koruyucu ekipman eksikliği var. Sağlık çalışanları kendilerinden, ailelerine bulaştıracaklarından kaygılanıyorlar diye. Neyse biraz daha değerlendi, toparlanmaya başladı bu süreç. Ama yine sağlık çalışanları bu süreçte çok fazlasıyla mağdur edildi. Örneğin Cumhurbaşkanlığı genelgesine göre 60 yaşın üzerindeki çalışanların idari izinli sayılması, kronik rahatsızlığı olan insanların idari izinli sayılması gibi durumlar maalesef sağlık çalışanları için uygulanmadı. Bu nedenle de zaten bu Covid-19 sürecinde hani kronik rahatsızlığı olan arkadaşlarımızdan da yaşamlarını yitirenler oldu. Bu sürecin başında sağlık çalışanlarını motive etmeye dönük vatandaşlarımızın alkışla destek etkinlikleri vardı. Maalesef ülkeyi yönetenler Sağlık Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı tarafından da medyaya çıkarak alkışla desteklerini sundular. Orada da bazı vaatlerde bulundular. Sağlık çalışanlarının hepsine tavandan döner sermaye verilecek gibi bir vaatte bulundular. Biz sağlık çalışanları olarak bu süreçte böyle bir beklenti içerisinde değildik. Çünkü neden? Biz sonuç itibariyle Covid-19'a ilişkin barikatın en önünde olanlar, insanları iyileştirmek için canlarını ortaya koyanlar, bizim hedefimiz vatandaşlarımızın sağlıklı olması yönünde gerekli çalışmaların yürütülmesi. Bunun için de bizim elimizden ne geliyorsa canla başla bu süreci yürütmek istedik. Ama Sağlık Bakanı böyle bir açıklamada bulununca doğallığında sağlık emekçileri de böyle bir beklentiye girdiler. Ama ne yazık ki sürecin işte ortalarında geçtiğimiz ayda dahil olmak üzere tavandan döner sermaye verilecek uygulaması tam bir fiyasko olarak yaşandı. Sağlık çalışanları 5 lira, 10 lira, 60 lira, 100 lira gibi komik döner sermaye aldılar arkadaşlarımız. Tabii bunun
üst sınırlarından da söz ediliyor. Yani 30-40 bin liraya varan döner sermaye ödemelerinden de söz ediliyor. Bunun gerçek olup olmadığı sonuç itibariyle bizim değil, bakanlığın kamuoyuyla paylaşması gerekiyor. Ortada şeffaf bir süreç işletilmiyor. Yani bu pandemi sürecinin başından itibaren biz bu süreci bütün bu alandaki emek ve meslek örgütleri Sağlık Bakanlığı'yla koordineli bir şekilde yürüsün dedik. Ama maalesef bu alandaki emek ve meslek örgütlerini Sağlık Bakanlığı sürecin dışına itti. Bu süreçte de benzer bir durum söz konusu. Yani bizim açımızdan öncelikle sağlık çalışanları ciddi bir çalışma koşulu içerisinde pandemiyle mücadele ediyorlar. Gece gündüz demeden günün 24 saati çalışıyorlar ki bunların içerisinde farklı farklı statüde çalışan arkadaşlarımız var. Örneğin 4D'li arkadaşlarımız var. Örneğin 4C'li arkadaşlarımız var. 4B'li arkadaşlarımız var. Sözleşmeli arkadaşlarımız var. Taşeron arkadaşlarımız var. Yine kadrolu diye ifade ettiğimiz 4A'lı arkadaşlarımız var. Vekil arkadaşlarımız var. Bu arkadaşlarımızın hepsi döner sermaye sürecinden, yani döner sermayeden faydalanamıyorlar. Niçin faydalanamıyorlar? Çünkü farklı farklı güvencesiz kadrolarda çalışıyor bu arkadaşlarımız. Ama onlar da COVID polikliniklerinde, COVID servislerinde hastaların iyileşmesi için ellerinden gelen katkıyı sunuyorlar. Kimisi hasta bakıcı olarak, kimisi temizlik görevlisi olarak, kimisi güvenlik görevlisi olarak ellerinden gelen katkıyı sunuyorlar. Onlar da yaşamlarını bir şekilde feda edecek bir sürecin içinden geçiyorlar. Bu arkadaşlarımıza mesela döner sermaye hiç ödenmedi. Bu nedenle COVID-19 süreci, yani pandemi süreci bütün dünyada da gözüktü ki sağlık alanı para ile bir tutulabilecek bir alan değil. Bu nedenle bütün özelleştirme sevdasında olanların bu sevdadan vazgeçmeleri gerekiyor. Sağlık hizmetini bir kamusal hizmet olarak sunulması için ve sağlık çalışanlarının da iş güvencesinden yoksun, esnek ve kuralsız çalıştırılmasının yerine güvenceli kadroda çalıştırılması için bir çabanın içerisine girilmesi gerekiyor. Bu tür salgınlarla mücadelenin yolu sağlık ortamının daha nitelikli hale getirilmesinden geçiyor. Yoksa ortada bir şey durumu söz konusu değil. Sağlık çalışanları durup dururken eylem ve etkinlikler geçirmiyor. Peki Sayın Kara, şimdi sağlık çalışanları bir eşitsizlikten bahsediyor. O eşitsizlik neden kaynaklandı? Yani kimlere ek ödeme yapıldı, kimlere yapılmadı ve vaat edilen neydi ek ödemelerle ilgili? Şimdi ek ödemelerde vaat edilen şey, hepimiz hatırlayalım, Sağlık Bakanı televizyona çıktı, tüm sağlık çalışanlarına ek ödeme tavandan ödenecek dendi. Bu tavan tabii ki meslek gruplarına göre farklılık arz ediyor. Şimdi bu nedenle bir tavandan ödenmesi gereken durum söz konusu değil bizim açımızdan. Örneğin bazı hastanelerde çalışan hemşire arkadaşlarımız, COVID polikliniğinde çalışan hemşire arkadaşlarımız 300-350 lira gibi bir ücret alırlarken, bazı hastanelerde çalışan hemşire, COVID polikliniğinde çalışan hemşire arkadaşlarımız 1000-1500 lira civarında döner sermaye aldılar. Örneğin birçok hekim arkadaşlarımız arasında da ciddi farklılıklar arz ediyor. Yani asistan hekim arkadaşlarımızın da 4000, 3000, 500, 5000 lira gibi döner sermaye aldıklarını biliyoruz. Ama bunun dışında da ciddi meblağlarda döner sermaye alındığına ilişkin bize duyumlar geliyor. Yani 30-40 bin liraya varan rakamlarda da döner sermayenin dağıtıldığını ifade ediyorlar. Bir de şöyle bir şey var. Hiç döner sermaye almayan arkadaşlarımız var. Yani hastanelerde sağlık hizmeti yürütürken bir ekip hizmetinin bir parçası olan farklı kadrolarda çalışan arkadaşlarımızın hiçbiri bir kuruş bile döner sermaye aldılar. Böyle bir hakları söz konusu değil.
Örneğin 4D'li kadroda çalışan sağlık işçileri diyebiliriz. Vekil, sözleşmeli, aile sağlığı merkezlerinde hekim arkadaşlarımızın yanında çalışan sağlık çalışanları yine döner sermayeden faydalanamadılar. Evet, peki Sayın Kara, teşekkür ederiz katkılarınız için.